Merkez Bankası'nın faiz arttırma kararı ile ilgili olarak tekrar iktisatçı Cüneyt Akman'a bağlanıyoruz. Sayın Akman, merhabalar. Merhaba, evet. Bu sefer sesim geliyordur herhalde. Evet, bu sefer sesinizde, görüntünüzde net geliyor. Sayın Akman, şunu sormuştuk. Merkez Bankası'nın bu kararı piyasaları rahatlattı mı, beklenen bu muydu? Şimdi beklenti iyi, piyasanın iyi beklentisi buydu. Çünkü kötü beklentisi şundan korkuyorlardı. Geç likidite penceresini zorlayacak. Yani politika faizini arttırmayacak. Geçmişteki uygulamalarda ve şu ana kadar gelen uygulama böyleydi. Bundan korkuluyordu. O zaman hakikaten piyasada dolar vesaire falan alır başına iyice giderdi. Dolayısıyla şimdi bu bir normale avdet etmişlik gibi gözüktü. Yani normal politikaya. Dünyada merkez bankaları ne yapıyorsa onu yapmaya. Halbuki biliyorsunuz bizim AKP yönetiminin bir şeyi var, teorisi var. Faiz sebep, enflasyon netice. Yani enflasyonu düşürmek istiyorsanız faizi düşüreceksiniz diyordu Sayın Cumhurbaşkanı. Ve hatırlarsınız eski 2019 yılında evvelki Merkez Bankası Başkanı'nı da görevden almışlardı. Ne demişlerdi? Laf dinlemedi ki adam diye. Evet, bu yaklaşım. İşte. Sayın Akman. Evet. Evet, bu yaklaşım, Cumhurbaşkanı'nın yaklaşımı ve Merkez Bankası eski başkanını görevden alması dünya piyasalarında uygun olan bir şey miydi? Dünyanın ekonomik sistemine uygun olan bir şey miydi? Dünyada tabii tek bir ekonomik sistem yok. Bazı ülkeler daha otokratik yönetiliyorlar. Onların ekonomi bünyelerindeki kurumlar da gene o otokrasiye veya tek adam sistemine uygun oluyor. Veya işte tek bir partinin sistemine falan uygun oluyor. Oralarda Merkez Bankası bağımsızlığı olmuyor. Merkez Bankası bağımsızlığı illaki her şeyi çözer diye bir şey yok. Ama bulunduğunuz ekonomik sistem içinde, yani batıya uyumlu bir ekonomik sistem içinde bunun olumsuz etki ettiğini gördük. Şimdi dolayısıyla mesela Merkez Bankası faiz arttırdı. Yani böylece eğer faiz enflasyonun sebebi ise Merkez Bankası enflasyonu arttırmak için mi hareket ediyor şu anda? Elbette ki değil. Dolayısıyla dün söylediğinizi bugün piyasanın gerçeklerine veya ekonominin gerçeklerine çarptığınız zaman geri alıyorsunuz. Şimdi bakın, evvelki Merkez Bankası Başkanı'na laf dinlemiyor, faizi düşürmüyor diye görevden aldınız. Getirdiğiniz de laf dinlemiyor şu anda eğer durum böyleyse. O zaman sormak lazım. Niye bu Merkez Bankası başkanları bir türlü laf dinlemiyorlar geldikten sonra, üstelik o amaçla getirilse bile? Bakın, daha büyük bir problem var. O şu, Merkez Bankası ve diğer ekonomik kurumlar o demin anlattığım faiz sebep, enflasyon netice falan gibi şeylere dünyada hiçbir karşılığı olmayan, ekonomi kitaplarının tam tersini söylediği hadiseyi ispatlamak için harekete geçtiler. Bunun sonucunda dövize baskı oldu. Dövize baskıyı durdurmak için 100 milyar dolarını harcadı bu ülke arka kapıdan para satarak, döviz satarak kamu bankaları eliyle. Şimdi bunun sonucu not indirimleri oldu. Bunun sonucu Türkiye'nin doğru dürüst döviz rezervinin yetersiz hale gelişi oldu. Ve bu şimdi pat diye faiz yükselterek de artık meseleyi çözemeyeceğiniz bir noktaya getirdi sizi. Bir fren veriyor, yani olayı da uçurumdan aşağı düşmenizi frenliyor ama meseleyi de çözemiyor. O zaman şunu sormak lazım. Bu ülkenin 100 milyar doları nereye harcandı? Kim yaptı, kim verdi bu kararı? Bunun maliyetini kim ödeyecek? Ben de size bunları sormak istiyordum. Evet. Aslında evet, cevap vermesi gereken kişi ve kurum siz değilsiniz tabii ki. Ama gerçekten bu 100 evet, milyarın nereye gittiği konusunda ne düşünüyorsunuz? İşte yani bir yere gitmedi sonuçta, tabii buradan satıldı. Özel kesimin eline geldi. Bir kısmı ise bunları, borçlarını kapattı özel kesim. Bir kısmı ise yabancılar Türkiye'den çıkmak için ucuz döviz arıyorlardı. Biz kendi ülkemizdeki yabancı yatırımcıların Türkiye'den daha karlı şekilde ayrılabilmeleri için onlara döviz servisi yaptık. Yani nereden baksanız akılsızca bir iş oldu. Ve bu olaylar yapılırken de biz hep yazdık çizdik, ya bu çok yanlış bir şeydir. Bakın, bunun bir sonucu olmayacak. Tam tersine dövizin yükselmesine sebep olacak. Yetmediği gibi rezervlerinizi kaybedeceksiniz diye. Bunları o zamanlar yazdık, söyledik defalarca. Ama işte biz biliyoruz dediler. Böyle sonucu bu oldu.
Bakın başka bir vahim durum var. O da şu. Diyor ki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun bugünkü açıklamasında biz diyor enflasyonun düşeceğini düşünüyorduk. Yani mealen söylüyorum. Onlar daha bunu şeyle kibarca söylemişler. Fakat kredi ivmesi çok yükseldi. Yani neticede çok kredi verdik deniyor. Onun üzerine enflasyon yükseldi. Enflasyon yükselince uzun vadeli faizler de yükseleceğinden, risk primi de yükseleceğinden şimdi mecburen bunu yaptık. O zaman şunu sorarlar. Arkadaş siz adeta zorla bankaları neredeyse tehdit ederek ve kamu bankalarının eliyle de bizzat emirle niye durduk yerde vatandaşa kredi dağıttınız? Ve herkese. Yani insanları niye daha borçlu hale soktunuz bu ortamda? Ve bunun sonucunda durduk yerde niçin enflasyonu yükselttiniz? Yani bu ekonomi 101 kitaplarında, ekonomiye giriş kitaplarında, iktisada giriş kitaplarında yazıyor bunun sonucu. Yani sizin içinde ekonomiyi ilgilenenlerin hiçbiri mi bilmiyordu fazla para basarsan enflasyon yapar diye? Eğer bunu bilmiyorsanız, şimdi tersi bir teoriniz varsa ki bir tersi teoriniz vardı. O teori birkaç ay içinde böyle çöplüğe atılacak hale geldi. Ve Merkez Bankası da şimdi bunu böyle yazıyor. O zaman Merkez Bankası'na da sormak lazım. Bu kredilerin böyle aşırı düşük faizlerle dağıtıldığı sırada bunun sonucunun ne olduğu konusunda hiç mi iki laf etmediniz? En azından biz bilmiyoruz ettikleri lafı. Hiçbir yazılı lafları yok çünkü. O zaman bu Merkez Bankası'nın güvenilirliğine nasıl inanacaksınız yani? Bütün bu rezalet olup biterken sesini çıkarmamış. Şimdi diyor ki bu böyle oldu. İşte yani bu bütün bunlar sorun. Sonunda ekonomide işler güvene dayalı yürür. Eğer güvenmezseniz kasanızda kaç para olduğunuzun da bir önemi yoktur. Bu şuna benzer yani. Birinden bir senet alıyorsunuz, bir çek alıyorsunuz, karşılığında vadeli iş yapıyorsunuz. Şimdi adamın zengin olup olmasından daha önemli olan adamın sözünün eri olup olmadığı veya kadının. Değil mi? Yani çekini öder mi ödemez mi? İşte güven budur. Şimdi siz Merkez Bankası'na, BDDK'ya, şuna buna güvenmezseniz o ülkenin içinde faiz artmış, artmamış falan bunlar teferruat haline gelir yani. Türkiye'nin şu anki problemi bu. Biraz daha genelden bakacak olursak mesela bu bütün bu söylediğimiz rakamlar, politikalar yurttaşlara nasıl yansıdı? Yurttaşların yaşamlarına doğrudan nasıl yansıyor? Şimdi birincisi şu, bu pandemi döneminde dünya gelir desteği verdi. Bizimkiler de verdik falan diyorlar da o gelir desteğini gören kimse yok ortada. Yani dolayısıyla işte bir 3000 lira lafı dolaşıyor. Ben alana rastlamadım. Ne verdiler karşılığında? Kredi verdiler. Yani zaten borçlu olan ve geliri düşük olan vatandaşlarımızın pandemi döneminde gelirleri çok daha fazla düşmesine rağmen biliyorsunuz çünkü işsizliği saklamak için bir kısa çalışma hikayesi yapıldı ve insanlara çok az bir para veriliyor. Bazı yerlerde de kayıt dışında çalışan insanların büyük bir bölümü de zaten işsiz kaldı. Ama o işsizliğin tanımını kabul etmedikleri için memlekette işsizlik %30, bizim TÜİK'in rakamlarına göre işte %11-12 oralarda dolaşıyor yani. Şimdi bu bir şeyi siz inkar ettiğiniz zaman o şey ortadan kalkmıyor ki. Yani işsizlik denilen ve bundan dolayı şiddetli bir gelir düşüşü, o gelir düşüşünden yan yana da ekstradan borçlanma. Bu ikisi ölümcül bir şeydir. Yani borçsuz olursunuz dersiniz ki ya gelirim düşüktür işte bugün bir lokma bir hırkayla geçinmeye çalışacağım. Ama borcunuz varsa durum çok vahimdir aynı zamanda işsizseniz veya geliriniz düşmüşse. İşte hükümet bir taraftan insanların gelirinin düşmesine göz yumdu veya hiçbir şey yapmadı, kılını kıpırdatmadı. Öbür taraftan da insanları daha fazla borç ve kredi almaya teşvik etti. Bundan daha kötü bir politika bileşenini ben tahayyül edemiyorum açıkçası. Onlar o günkü durumda işte oylarının düşmesini falan o şekilde durduracaklarını düşündüler. Ama bunun sonucu var işte şimdi sonucu karşımıza çıkıyor. Ve bunun sonucunda da gördüğünüz gibi döviz fırladı. Yani bu demin anlattığım politikaların sonucunda dövizin fırlaması demek de hepimizin daha fazla fakirleşmiş olması demek. Yani burada komik şeyler söyleniyor. Siz işte maaşınızı dövizle mi dolarla mı alıyorsunuz falan diye. Yani bu vatandaşlar neredeyse ayıp bir şey yani bunu söylemek. Çünkü neredeyse alay etmek gibi oluyor. Çünkü dövizin yükseldiğinde hepimizin fakirleştiğini her vatandaş biliyor. Şimdi bu
Bunun sebeplerinden bir tanesi de Türkiye'deki üretimin içinde yapısal olarak çok bozulduğu için Türkiye'deki üretim yapısı büyük bir bölümü ithal girdisi. Velhasıl şimdi döviz yükseldi. Bunlar da dediler ki artık rekabetçi kur. Sanki aynı Nasrettin Hoca'nın şeyi vardır. Eşekten düşmüş de ben zaten inecektim demiş. Bunlar da onun gibi dövizi tutamadılar. Biz rekabetçi kur istiyorduk zaten dediler. Rekabetçi kur, yani dolar yükseldi, ne iyi oldu. İhracatımız artacak. Fakat şu da ortaya çıktı ki Türkiye'nin ihracatı da böyle artmıyor. Çünkü o kadar çok ithalata bağımlı bir sanayi haline getirmişsiniz ki döviziniz yükseldiğinde sanayinin maliyeti de çok artıyor ve ihracat yerinden kımıldayamıyor. Yani fiyat avantajınızı kullanamıyorsunuz. Yeterince kullanamıyorsunuz. Şimdi böyle bir kısır döngü içine girilmiş vaziyette. Bu kısır döngü kırılmadan, işte bu yapısal reformlar falan deniliyor. Onu da söyleyeyim. Yani yapısal reformlar dendiğinde IMF'nin veya uluslararası kuruluşların aklına şu geliyor. Emek piyasasında sendikaların zaten olmayan gücünü daha fazla kırın. Esnek çalışma haline getirin. Efendim mesela kıdem tazminatlarına el koyun. Emeklilik fonlarına el koyun. Budur yapısal reform diye bize uluslararası kuruluşlardan önerilen. Dolayısıyla yapısal reform dendiğinde de hemen sormak lazım. Hangi reform arkadaş? Hangi reform? Yani doğru dürüst bir eğitim reformuysa evet. Doğru dürüst herkese şeysiz, parasız eğitim. Doğru dürüst bir sağlık reformuysa evet. İş gücünün yine o fraksiyon, yani şeyler, sürtünme katsayılarını azaltacak özel eğitimler verilmesi ise evet. Buna benzer bir sürü şeyler söylenebilir. Ama hiç dikkat ederseniz bunlardan bahsedilmiyor. Şimdi Türkiye sanayinin, Türkiye ticaretinin, Türkiye hukukunun problemleri ortadan kalkmadığı müddetçe siz faizi 200 değil 2000 puanda arttırsanız sonunda bu döviz yukarıya çıkar. Efendime söyleyeyim, enflasyon yukarıya çıkar. İşsizlik şey yapar, yükselir. Yani şu anda mesela hem işsizlik problemi vardır hem enflasyon problemi vardır. İlan edilen enflasyon rakamları da doğru değildir, onu da söyleyeyim. Bunu da olmadığını kendileri de biliyorlar. Çünkü alternatif ölçümler yapılıyor. Ne olduğunu hepimiz biliyoruz yani işin gerçeğini. Ama işte TÜİK'in açıklaması lazım. Doğru dürüst bir çalışma yapması lazım. Bakın en son ne yaptılar? Güven endekslerinin şeyini değiştirdiler. İçeriğini değiştirdiler. Efendim bir sene, bir buçuk sene önce Avrupa Birliği falan bunlara, yani bunları değiştirin demiş. Ama Türkiye'nin şartları şu. İçinde çıkardıkları soru işsiz kalma riskini ölçen soru. Yani Türkiye gibi hele bu kriz ortamında Allah aşkına o soru mu çıkar? Şimdi evet. İş bu, yani nereden baksanız işlerin üstünü örtelim gözükmesin, halının altına süpürelim, sonucu bu oluyor işte. Evet, İktisatçı Cüneyt Akman, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için.